Emlak Lobisi'nden herkese merhabalar. Ağoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Ağoğlu ile beraberiz. Merhabalar Ali Bey. Merhaba efendim. Öncelikle hayırlı olsun. Maslak 1453'te yeni bir imza töreni gerçekleştirdiniz. Biraz bu anlaşmanın detaylarını öğrenebilir miyiz sizden? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Şunu söyleyeyim. Maslak 1453 projesi gerçekten Türkiye'deki değil dünyada sayılı mix projelerden bir tanesi. Özellikle mütekabet yasasından sonra burada çok ciddi bir şekilde başta Körfez olmak üzere yabancı yatırımcıya satış gerçekleştirdik. Sayın Suudi Arabistan'ın iş adamı Sayın İsa Abdülcevat da Suudi Arabistan'ın en büyük yatırımcılarından bir tanesi. Ki Türkiye'deki en kaos ortamındaki gezi olaylarının olduğu dönemde geldi bizde iki tane kule satın aldı. 200 milyon dolar üzerinde bir Türkiye'ye kaynak ayırdı ve yatırdı, bu parayı da ödedi. Bizden aldığı bu kulelerden bir tanesini dünyanın en önemli markası olan, otel işletmesi markası olan, rezidans işletmesi markası olan Ascort'a kiraladı, işletmesini verdi. Ascort dediğim gibi dünyanın en önemli sektör oyuncularından bir tanesi. Türkiye'ye hiç yatırım yoktu. İlk bu sayede Türkiye'ye girdi. Burada da bizim Maslak 1453 projemizi tercih etti. Onun için hem Maslak 1453'ü hem Türkiye'ye ben gerçekten büyük değer kattı diye düşünüyorum. Onun için bugün onun imza töreniydi. Peki 3 sene önce bu yatırım gerçekleşti sanırım. Evet. Ascort firması da bugün bünyesine evet, katıldı. Sayın İhsan Abdülcevat ile işletme sözleşmesini imzaladı. Peki bu süreç neden bu kadar uzun sürdü 3 sene sonrasında? Artık proje, 1453 projemiz finish'e doğru gidiyor. İşletmeciler şimdi girmeye başladı. Süreç onun için hani ancak dediğim gibi Maslak 1453 hızlı bir şekilde finish'e doğru gidiyor. İşletmeciler de şimdi girmeye başladı. Hatta şu anda biz AVM ile ilgili, burası biliyorsunuz sadece konuttan oluşan proje değil, mix bir proje. Şimdi ticarilerin de kiralamasına ve AVM'nin alışveriş şeylerini kiralamasına şimdi başlıyoruz zaten. Peki bundan sonra Maslak 1453'ün diğer bloklarında Ascot'un işletmesini görebilecek miyiz? Şu anda sadece İhsan Abdülcevat'ın aldığı bir kuleyi işletecek. Ama tabii ki bakarız, onu da değerlendireceğiz. Yani bizim projemize çok büyük değer kaçacağına ben inanıyorum. Peki yabancı yatırımcılarla görüşmeleriniz devam ediyor mu? Tabii devam ediyor, edecek de zaten. Bu da bu konuda Türkiye'de en fazla tanıtım yapan, satış yapan firmalardan biriyiz. Bu daha emekleme döneminde bu büyüyerek devam edecek diye düşünüyorum. Bir de projenin son durumu hakkında biraz bilgi alabilir miyim sizden? Dediğim gibi proje şu anda finish'e doğru gidiyor. Kısmet olsa 2016 içinde her şeyle bir bütün olarak devreye girmiş olacak. Bir de geçtiğimiz günlerde Sayın Başbakan bir açıklama yaptı. Konut alanlara destek olacağız %15'lik bir dilimde. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Son derece olumlu buluyorum. Sayın Başbakanımızın katılımıyla, artı 8 bakanın katılımıyla sektör bir toplantı tertip edildi. Bu şimdiye kadar yapılan en önemli şey diye sektöre verilen değer olarak bunu şey yapıyorum. Bunun sonucunda da böyle bir sektör hem sorunların dertlerini anlatmış oldu. Bunun sonucunda da konuta böyle bir özellikle dağ geriliğe böyle bir teşvik çıktı. Bu Türk ekonomisi biliyorsun en büyük sıkıntısı Türk insanı tasarruf yeteri kadar tasarruf yapmıyor. Bu tasarrufu teşvik amacıyla son derece hem inşaat sektörüne hem de Türk ekonomisinin tamamına tasarrufu teşvik edici anlamda çok önemli buluyorum. 2015 yılını nasıl değerlendiriyorsunuz son olarak? 2015 yılında Allah'a şükür bomba gibi. Özellikle seçimden sonra Türkiye'nin füze gibi gideceğine inanıyorum. Çok teşekkür ederim. Hayırlı.